Herkese merhaba. İşte bir programımızın başlangıcında daha Sevtep Hanım'ı bahçeden koparıp odasına soktuk. Havalar nasıl orada, düzeltti mi? Yağmurlar başladı mı yağmurlar? Başladı. Sizinle program yaptıktan bir gün sonra, o günden itibaren, güzel, o gün son gündü. Öyle mi? Enerjinizi bize gönderdiniz. Şimdi Aslan Burcu'nu anlatacağız. Güneşin tam olarak hissettiğimiz dönemidir Aslan Burcu. Evet. Doğanın en sıcak zamanıdır. İnşallah biz de bundan nasipleniriz diyoruz yani. Bu aralar gezegenler, ona geçeceğiz Aslan Burcu'na, ama bu aralar gezegenler neler söylüyor, neler bekliyor insanlığı? Vallahi ben size söyleyeyim. Türkiye'yi. Bu Türkiye'yi, ya burası da dahil işte, tabii her zaman diyoruz ya, algı, bilinç, farkındalık çok önemlidir. Eğitim seviyesi çok önemlidir. Ani işte kazalar, kavgalar, agresiflikler, hani bu bir hafta biraz böyle etkili olacak. Çünkü bir tekare var, işte işin içinde Satürn var, Mars var, Uranüs var. Bunun vermiş olduğu bir agresyon yaşanacak hayatlarda. Dikkatli olmak, o yüzden diyorum size dikkat edin. Ben her zaman şunu söylüyorum. Korkan kişiler, tabii ki birçok insan böyle, birçok hocalarımız da konuşuyor. Aslında doğruyu söylüyorlar, uyarmak için söylüyorlar. Hani dikkatli olun diye. Ben şöyle düşünüyorum. Bunlar yaşandığı zaman, bu tarz olaylar başımıza geliyorsa bir sınav dönemindeyiz yine. Neden? Yine. Bir sınav dönemi. Hep sınav zaten. Bu dünya hep sınav. O biter, o başlar. O biter, o başlar. Ta ki insan yüksek bir mertebeye ulaşana kadar, hani insanı kamil diyoruz ya, ruhunun artık düzgün bir seviyeye ulaştığı durumdur. Bizim olaylara tepkimiz ne olacak? Aslında bizim sınavımız bu. Biri önünüze ani bir kırdı. Ne yapacaksınız? Ani şekilde trafikte kırdı geçti, az kalsın sizi kazaya maruz bırakacak. Ne yapacaksınız? Hırslanıp önüne kırıp aynısını yapacaksınız? Yoksa ya Allah'ından bul deyip büyük bir Allah, şey. Evet, hiç onu bile demeden, neyse, demek ki onun da acelesi vardı. Yargılamadan, hani nasıl tepki vereceksiniz? Çünkü etki tepki, karma dediğimiz olay birazcık da bununla fakat alakalı. Fakat sizin hayatınızı hani tehlikeye atıyor. Nasıl bir şey demeden? Yani sizin hayatınızı işte bir taraftan olarak tehlikeye atıyor. İşte o yüzden diyoruz ya, dikkatli olun diye. Evet. Ben herkese aynı şeyi söylüyorum. Yani gökyüzü güzel olsa da yaymamak gerekir. Çok fazla rahatlamamak gerekir. Çünkü bu işin içine hani Jüpiter denilen bir, hani deriz ya, ağ koruması var. İşte ayla kavuştu. Ay işte oradan 120'lik yapıyor. Yapıyor da sana da bir rehavet verir. Yani Jüpiter'in genel anlamında genişleme vardır. Rahatlama vardır. Bolluk vardır. Sana o rahatlığı verir. Bir anda böyle bir Satürn çarpar. Ondan sonra hop ne olduğunu şaşırırsın. Bir anda bir bakmışsın hasta olmuşsun. Bir anda bir bakmışsın bir şeyleri çok harcamışsın. Borç kapıya dizilmiş gibi durumlar yaşanmasın diye. Ben her zaman derim temkinli olun diye. Her zaman derim. Benim yani zaten ben Oğlak Burcu'm ya, psikoloji şey. Geleceğiz Oğlak Burcu'na. Karamsar geleceğiz. Yani. Aslan krallar, kraliçeler, küçük krallar, küçük kraliçeler. Onlarla alakalı bir durum. Ya tatlılardır, eğlencelilerdir. Güneş'in yönettiği bir burçtur. Güneş'le beraber 5. evi, Zodyak'taki 5. evi yöneten bir yapı. Yani mevsimin en sıcak olduğu dönemdir. Meyvelerin en olgunlaştığı dönemdir. Yaz çoktan başlamıştır. İşte bu ne olur, aslan döneminde insanlar tatile gitmek isterler. İşte yeni aşklar başlar, flörtler başlar. O yüzden de 5. ev. Tabii güneş ateş var ama sabittir. Evet. Sabittir. Öyle ne yapar mi? Güneş? Parlar. Güneş ne yapar? Isıtır. Güneş nerededir? Gezegenlerin tam ortasında, merkezdedir. Der ki oh, dönün benim etrafımda. İşte Aslan Burcu'na böyle. Etrafımdakileri aydınlatayım ben. Benim ışığımla aydınlanın der. Bir söz var aslanlar için. Güzel yaparlar. Kendimi yarattıklarımda arıyorum derlermiş. O yüzden karşı taraftan çok fazla beklentileri olabilir. Alkışlanma beklentisi, destek beklentisi. Aslan her zaman merkezde olmak isteyen bir yapıdır. Ben güneşim, siz bana hizmet edin. Aslında şöyle bir şey vardır aslanda, biz anlatırken derslerde hep onu anlatırız. Ben varsam siz varsınız diye, hani benim, ben der. Yani çok ben egoyla alakalı, güneşle alakalı. Ya çok cömertlerdir bakın, yani şey değillerdir öyle, ben çok severim aslan burçlarını, eğlencelilerdir. Hani yönettikleri ev itibariyle çocukları, çocuksu bir yapıları vardır kimilerinin. Tabii bunu biz hani
genel anlamda anlatıyoruz. Gene her zaman bu uyarımızı, bu şeyimizi söyleyelim. Güzeldirler ya, bir güneş gibi sıcaktırlar. Yani eğlencelidirler, organize etmeyi severler, lider olmayı severler, lider vasıfları. Çünkü güneş, ben, ego, ego ile alakalıdır. Egolarının ve getirdiği dikkatli... her şeye karışıp burunlarını sokmak, her şeye karışmak, biraz kibirli havaları falan, değil mi? O birazcık gölge taraflarına geliyor. Yani tabii ki o egoyu kontrol edemezlerse, o egoyu yönetemezlerse ne olacak? Kibir ortaya çıkacak. Ne olacak? Kendi içlerine küskünlük olacak. Şimdi biz her zaman şunu söyleriz. Bir aslan burcu neyi öğrenmeli? Yani bu hayatta neyi içine sindirmeli? Mesela sanatla ilgilidir. Hani beşinci ev aynı zamanda bunu da verir. Yaratıcılıkla ilgilidir. Sahneyle ilgilidir. Ne yapmak isteyecek? Hep sahnede olmak isteyecek. Sahne ışıkları benim üstüme. Bir aslan yükselen mesela pırıl pırıldır. Görürsünüz pullar mullar falan böyle buralarında. Öyle mi? Bir aslan. Mesela çok aslan gibi çıkmaya çalışıyorum ama çok ben de yani o kadar şey bulamıyorum. En çok aslında işte gösteriş sahne yaptım burada. Evet, aslan sahnesi. Harika, güzel. Aslında aslan burcunun dedik. öğrenmesi gereken, yapması gereken dedik ya, yaratıcılıkla alakalı beşinci ev konularını yansıtan, güneş olan, işte egosu olan, eğer ki bunu düzgün kullanamazsa kibre dönüşebilen, kıskançlığa dönüşebilen, daha ilerlerse bazı psikolojik hastalıklara dönüşebilen özelliklerini eğer ki bu sahip olduklarını sindirmesi, yaratıcılığını ve bu yeteneklerini hesapsız bir şekilde ortaya koyması gerekir. Öğrenmesi gereken budur. Yani bir beklentisi olmaması gerekir. Bir onaylanma durumunun olmaması gerekir. Yani onaylanmaktan işte bağımsız güven duygusunu geliştirmeleri gerekir onların. Hı-hı. Çünkü hep bir onay beklerler, hep bir alkış beklerler. Bak ne güzel yaptın. Çünkü hani sahnede olanı ne yaparsınız Ayhan Bey? Alkışlarsınız. Öyle değil mi? Tarihleri neydi? Onları konuştuk mu? Aslan burçlarının tarihleri. Tarihleri 23 Temmuz, 23 Ağustos. 23 ne Temmuz, dedik? Yöneticisi Ağustos. Dedik, güneş dedik. Niteliği sabittir. Sabit bir burçtur. Ne kadar ateş de olsa işte bir koç gibi çok sabırsız değildir. Daha sabırlıdır. Bekler yani. Enteresan yapıları vardır. Mesela yaratıcıdırlar, spontanedirler, işte gururludurlar, cömerttirler. İyi bir etki almış Güneş Aslan, cömerttir, vizyon sahibidir, eğlencelidirler, kendinden emindirler, hırslıdırlar, neşelidirler, dürüst insanlardır, dışa çok dönüklerdir, güzel. Sosyal bir burçtur. Organizasyon yetenekleri bir... var demiştiniz. Yönetirim tabii ki, diyorlar. Tabii ki. Değil mi? Liderlik vasıfları var. Lider olmayı severler. Yani nasıl güneş hani bir sistemin yöneticisi, kişi zaten güneş olarak görülüyor bir astrolojide. Onlar da girdikleri bölgede ben demeyi, yani ben buradayım demeyi. Bazı insanlarda çok enteresan bir çekim vardır. Hani ona ne diyorlar sahnede? Sahne ışığı var falan derler ya. Sahne ışığı, arkadaş grubunda. Evet. Bu aslan burcunda doğal bir şey midir? Yoksa kişinin kendi özellikleriyle mi ortaya çıkar? Bir aslan burcu zaten doğal olarak ışık saçan ve etrafındaki kişileri kendisine çeken bir yapısı mı vardır? Aslan burcu, hani güneş aslan dediğimizde zaten bu işi biliyor. Güneş zaten parladığı için, hele de güneşe aslan olan insanlar o işi daha iyi yansıtacak. Çünkü yönettiği burçta olacak. Parlamayı, sahne işini, organizasyon işini, alkış toplamayı çok iyi bilecek. Tabii genel anlamda haritanın geneli de çok önemli Ayhan Beyciğim. O konuda yani bütüne de bakmak gerekiyor. Detaylar orada ama genel olarak hani bir güneş aslan dediğimiz zaman bu dediğiniz özellikler olabilecek tarzda insanlar. Tabii ay da önemli. Mesela bir güneş ay dediğimiz zaman daha çok aslanın o egosantrik özelliklerini, işte o işte alkış toplama şeyini, çünkü duygusal olarak, içgüdüsel olarak oraya çekiliyor bu sefer. Anlatabiliyor muyum? Kişilik tamam güneştir ama altında biraz ay yatıyorsa, ay da aslansa etki daha büyüktür. Gölgesini daha rahat gösterebilecek bir pozisyondur. O yüzden haritalarda bakmak lazım. Aslan burcunda
gezegenleri olanlar ya da Aslan Burcu'nda hangi evi kesiyor, o konularla ilgili orada parlamak isteyecektir. Ya da hangi burçtaysa ona göre aslan özelliklerini göstermek isteyecektir. Mücadele edecektir, alkış toplamak isteyecektir. Böyle bir yapı sergileyecektir. Ben bir şey istiyorum, Aslan Burcu'nun bir şey istiyorum ve bunu çevremdekileri kabul ettirmek gibi bir şeyim var. Bu benim mutlaka olmazsa olmazım ve ben bir şey istiyorsam bu mutlaka herkes tarafından onaylanmalı ve yapılmalı. Tıpkı Aslan Kral diye başladık ya programımıza. Ama kral öyle değil mi? Hükmeder öyle değil mi? Yapmazsan kafanı keser. Tabii yani bu aslanlar kafa kesiyor anlamına gelmiyor. Aslında şöyle diyelim, daha ufkun altında kaldığı için, kişisel bölgede kaldığı için biraz daha böyle sosyal olmaya çalışıp kendini göstermeye çalışıyor. Hani ben de buradayım. Ben buradayım. Takdir edilme ihtiyacı duyuyor. Kendini, yaratıcı tarafını ortaya koyma, ifade etme durumunu ortaya koyuyor. Çünkü bunun altında ne var? Kimlik edinme ve özgüven. Evet. Bunlar bununla alakalı. Özgüveni ortaya çıkartmaya çalışıyor. Çünkü güneş, kişilik, güven, özgüven ortaya çıkması gerekiyor. Bunlarla alakalı. Çevremizde Aslan Burcu... Sadece işte yaşam enerjisinin kaynağı olduğu için güneş, o da etrafındakilerinin hani yaşam kaynağı olmak istiyor gibi bir şey, yani bu şekilde düşünebiliriz. Aynı Aslan şekilde Burcu arkadaşımız varsa, çevremizde Aslan Burcu varsa o zaman şanslıyız dostlarımız. Ya mesela şöyle bir şey de var. Eğer ki etkiler güzelse, tabii bakın çok yardımseverdir, çok cömertlerdir. Hani lüksü de severler. Söyleyeyim öyle size mi? O şarşayı, şatafatı, sahne, ışıklar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hani bulunduğu yere göre mesela bir yükselen aslan da daha farklı. Görürsünüz oradaki motivasyonu odur onun. Hani alkışlanmaktan motive olur. İşte ilgiden motive olur. Bir şeyin merkezinde olmaktan, kendini toplumsal alanda kabul ettirtmektir aslında onların asıl şeyi. İstedikleri olmazsa çocukça davranıp küsebilirler. Yani öyle söyleyeyim. İnatçıdırlar. Bakın. Israrcı ve inatçıdırlar çünkü sabittir. Her zaman dediğim gibi onaylanma ve takdir edilme ihtiyacı. Eğer ki güzel etkiler almış bir aslan varsa ya da beşinci ev ya da neyle bağlantısı varsa sanatla ilgili güzel şeyler de yaparlar yani. Evet. Çünkü sahneyle ilgili, organizasyonla ilgili, liderlikle ilgili. Çünkü vizyon sahibi insanlardır. Karanlık günlerde bile, yani işte sıkıntılı karanlık günlerde bile yönetici gezegeni güneş olduğu için bundan çok daha çok çabuk sıyrılıp aydınlığa çıkarlar gibi bir şey okumuştum. Doğru okumuşsunuz. Güneş balçıkta sıvanmıyor. Güneş bir şekilde parlıyor değil mi? Parlıyor, evet. Evet, doğru. Bir şekilde parlıyor. Çünkü eğlencenin insanı. Seviyor. Evet, evet. Eğlendirmeyi seviyor. Etrafındakilerin merkezi olmayı seviyor. Ben sizi aydınlatırım diyor. Merak etmeyin. Yapıyorlar da. Çok da güzel yapıyorlar. Çok da başarılılar. Tanıdığım birkaç böyle var Aslan Burcu. Arkadaşlarım da var bizim meslekte. İşlerini gerçekten mesela medyayı çok iyi kullanıyorlar. Görsel çok güzel oluyorlar. Takıları böyle şıkır şıkırlar. Mesela bir oğlak bu kadar çok süslü çıktım ben şu anda bugün. Şu aslan ve aslanın yelesi var ya, aslanın yeleleri, aslanın saçları. O zaman bunlar saçlarını çok seven kişiler midir, saçlarını, yelelerini? Şimdi şöyle, yükselen burçla alakalıdır o. Mesela bir yükselen burçta görürsünüz yele gibidir saçlar. Kalındır böyle. Bir aslan görüntüsü var. Alın geniştir mesela. Ne bileyim, kaşlar kalın kalındır böyle. Dikkat edin bakın, yükselen, ama yükselenden bahsediyorum. Çünkü o bize fiziki yapımızı da gösterdiği için öyle bir yapı verir. Çok, yani veriyor ama bunları. Çok enteresandır. Evet, enteresan bir durum. Daha önceki programlarımızda siz bana demiştiniz ki örneğin bir kişi hangi burçtan olduğunu dış görüntüsüne bakarak ben anlayabiliyorum. Örneğin bir aslan demiştiniz. Saçları yükselen. Şöyle. Yükselenini anlayabilirim. Hı-hı. Yani kendi burcunu değil. Ha, burcunu söylerse Merkür'ünü tahmin edebilirim. Çünkü zaten Merkür'ün belli bir derece güneşten uzaklığı var. O uzak, fazla uzaklaşamadığı için ya arkasında ya önünde ya yanında olacak. O yüzden konuşmalarından onun tespitini yapabiliyoruz. Bu aslanlar gösteriş mi alakası mı? Şimdi gölge özelliklerine gelirsek eğer ki etkiler biraz sertse, kibirli olma ihtimalleri, insanları küçük görme durumları, işte egoist davranma, çıkarcı olma, gösterişle ilgili çok fazla gösterişin içine, yani böyle abartma, çok eleştiriden hoşlanmazlar,
buyurgan olurlar. Yani bir kralın buyurganlığı gibi buyururlar. Geri planda kalmayı asla kabul etmezler. Küstahlık vardır, hani, işte gurur vardır. Kibir dedim ya, o karanlık yani. Yönlere, gölge yönlerine falan bahsetmiştim. Gene tanıdığım bir aslan burcu şöyle bir şey yapıyor. Tanıdıklar. Bakın. Bunların hepsini iki pazara çıktı. Gardırobunu açıyor, en güzel kıyafetlerini görüyor. Ne yapıyorsun sen diyorum. Biraz çıkacağım, dolaşacağım. Bir güzelliğimi görsünler. Bir böyle herkes bana bir baksın. Herkes beni bir millet beğensin. Adam görsün. Ha evet, millet bir insan görsün. Yolda bir savunacağım falan. Bu az önce bahsettiğimiz özellikleri. Muhtemelen ya, onun Merkür'ü için. Merkür'ü de aslandır onun. Böyle düşündüğüne göre kesin. Yani. Kesinlikle. Yani, çünkü konuşma çok önemlidir. Yani hitaptan evet. Anlarsınız. Buyurgandırlar. Şunu getir, bunu yap, onu öyle yap. Ben dersem, ben varsam siz varsınız falan. Dünyanın böyle merkezinde ben varım. Hani. Aynen, insanlığın merkezinde ben varım. Zaten ben, güneş bir evde aslan çocuğu görürsünüz. Güneş öyle işte, onu dedim güneş size. Güneş de merkezde, evet. Bütün gezegenler etrafında dönüyorsa, benim gezegenim de güneşse... Aslan burcunun da etrafında derler. Peki aslan burcuyla ilgili kötü özelliklerinden, hani dedik kibirlilik yapıyorlar. Ben merkezci olduklarından bahsettik. Gösterişçi olduklarından bahsettik. Ama mesela dedik ya, evet. İyi tarafında mesela cömerttir dedik. Çok cömerttir. Evet. Ama gölge, eğer ki etki kötüyse müsrifliğe kadar gider bu. Cömertlik. Yaratıcı olmaya çalışıp da yaratıcı olamayan bir yapı yaratır. Bu da kendilerinde biraz kibre, biraz bu tarz olaylara, yapmacık davranmalarına sebep verir. Uç noktalarda eğer ki gerçekten aldığı etkiler, bakın herkesten bahsetmiyorum, uç noktalar yani aldığı kötü etkiler varsa, narsist kişi bozukluğuna da, narsistliğe kadar gider bu. Ben demekten başka bir şey olmayan, sınırsız başarı ve güç hayalleri içinde koşan bir kişilik, hırsın içinde boğulan, kendini eşsiz ve özel hisseden bir yapı olarak düşünürler. Ben yani. İş hayatında varım. O zaman Sevtap Hanımcığım, iş hayatında madem bu kadar çok yönetmeyi seviyorlar, yönetici de olmadılar. Bir şirkette yönetilen durumunda iseler, bunlar yönetilmekten de mutsuz oldukları için, onu sevmedikleri için iş hayatlarında bir gergin... Genelde kendi işlerini yaparlar. Evet. Genelde kendi yönettikleri şeyleri yaparlar. Hani ben gün ışıldayım da sizi yöneteyim. Yaparlar da, çok da güzel yaparlar. Kendi sahnelerini yaratmayı severler yani. Evet. Çünkü bu eksi bölümünde, zararda duran bölümlerinde empati yoksunluğu vardır. Yani empati kuramazlar. O yüzden mesela Güneş'in bir mitinde Apollon bir çiftçi olarak bir kralın çiftliğinde çalışmışlığı vardır. Aslında buradaki olay, koskoca tanrısın sen. Yani gidip niye bir kralın çiftliğinde çiftçi olarak bahçesinde çalışıyorsun ki? Nedir? Egoyu törpülemektir bu. Aslan burcundaki sembolü nedir? Biraz onu anlatabilir miyiz? Başta böyle aslan başı ve yelesi gibi gözükür, öyle değil mi o? Aslında ve onu sanki kuyruğa bağlar gibi. Evet. Şimdi bu şöyle düşünülüyor aslında, araştırmalara göre ve hani yaşanılanlara göre, tüm yaşam enerjisini ve yaratıcılığını dışarı doğru akıttığını gösteren bir sembol. Aktardığını gösteren bir sembol. Çünkü yaratıcılıkla alakalı bir burçtur. Aynı zamanda kalple ilintili olduğu için kalbin kanı pompalamasını da ifade ettiği düşünülür bu sembolde. Renklerimiz ne? Güneş olunca tabii onunla alakalı renkler de var. Tabii güneş olunca bir kere sarılar, turuncular, bu tarz renkler bununla alakalı. Ama aslan tabii dediğim gibi pırıltıyı seven bir burç olduğu için parlak olan her şey, parlayan her şeyden bahsedebiliriz bu konuda. Bu programın sorusu geliyor. Bu programın sorusu benim aklımda. Taşları söylemedik. Taşları söylemedik ama. Evet, Havva Nur Hanım'la güzel programımızı seyircilerimizin de izlemesini tavsiye ediyoruz. Taşlarımız Herkimer kristali dediğimiz, böyle kristale çok yakın bir yapı. Yakut diyebiliriz. Değerli taşların hepsi aslında. Kaplan gözü, kehribar, güneşle alakalıdır. Lapis lazuli, mavi dediğimiz taş, gene elmas dediğimiz olay onunla alakalıdır. Dünya üzerinde insanların burçlarıyla alakalı konuşuyoruz. Siz dediniz ya, bizim sevgili Luna'nın, sevgili kedinizin de bir burcu var. Kişiliği de buna çok uygun dediniz. Bütün hayvan aleminde, diyelim ki benim de köpeğim var. Köpeğimin burcu. Yani insanlarla hayvanların, gezegenlerin etkisiyle yapıları, kişilikleri, davranışları,
birbiriyle uyumlu mudur? Bir köpekte kova burcu ise o doğduğu zamana göre baktığımızda saymış olduğumuz özelliklere göre evcil hayvanların ya da doğadaki hayvanların kişilikleri de yapıları da buna uygun mudur? Çünkü bir taraftan bakarsak da insanoğlu da bu içgüdüleriyle ortaya koydukları tavırlarıyla anlatmış olduğunuz özellikleri ortaya koyuyorlar ya. Bu diğer mahlukatlar içinde, hayvanlar alemi içinde aynı mıdır? Mahlukat dedim bu arada. Mahlukat, fark ettim. Fark ettim. Hayvan severler sizi şimdi. Sevgili hayvan sever. Ama mahlukat derken sadece hayvanlardan da bahsediyorum. Tabii her şey. Genel. Bakın evet. bu sadece hayvanlar için değil, biz olayları yaparken de bakıyoruz. Bir ülkenin kuruluş tarihine bakıyoruz. O da onun burcu olarak görüyoruz. Bir şehrin, bir olayın başlangıç tarihini ne yapıyoruz? Göksel pozisyona göre alıyoruz ki etkileri ona göre olsun diye düşünüyoruz. Tabii ki bir koç burcu mesela çok fazla yüzüne dokunulmaktan hoşlanmıyor benim kedim. Canı istediği zaman geliyor ve sürekli aynı şeyleri denemeyi, yani biraz korkak bir yapısı var ama bütün anlamda hani bir koç burcunu, hani koç burcu çok güzel yalnız. Bir, o güzelliği var. O suratının güzelliğini işte o Venüs'ün aldığı pozisyon evet. veriyor. Mesela bir yengeç burcu şeyinde olsaydı ve mıç mıç buramdan ayrılmayan bir kedi düşünün. Hani bazı kediler vardır ya, gelir böyle, ben imrenirim onlara. Gelir böyle şey yapar, kafasını sokar. Kesin bir yengeç burcu özelliği vardır onda, bir teması vardır. Çünkü sürekli ne istiyor? İlgi istiyor, alaka istiyor, sev beni, attention, dokun bana. Bunu istiyor, tensel, yani şey yapmak istiyor, dokunulmak, sevilmek, orada olduğunu hissetmek, hissettirilmek istiyor. Vardır tabii ki, yani onlar da bir varlık, onlar da bir yaratılıştan gelen bir yaratılan varlıklar yani, neden olmasın? Ben yaşıyorum benim hayvanımda. Evet, sevgili seyirciler, bir evcil hayvanınız varsa ve bunun doğum tarihi kesinse burç özelliklerini de insanlara üzerinde konuşuyoruz. En azından oradan görürsünüz. Nasıl bir yapısı olduğunu görürsünüz o hayvanın. Sonuçta doğmuş, dünyaya gelmiş. Evet. Ona etki etmeyecek mi o gezegen? Hani sadece insanlara mı yaşıyor bu? Doğan herkese, her şeye. Evet, o yüzden şey. Diyoruz ya, ülkeler nelerden etkileniyor? Bir yerden doğmuş mu, bir kişiden doğmuş mu? Hayır, yaratılmış, kurulmuş. Belli bir tarihleri var ve o tarihleri onların doğum tarihi olarak alınıyor. Çünkü göksel olarak gezegenler dünyada olan her şeye etki ediyor. Ülkesinden, evet. bitkisinden. Çünkü şöyle de düşünebilirsin. Mesela bir bitkiyi ekerken bile önceki zamanlarda, geçmiş zamanlarda göksel konumlar, özellikle ayın konumları ön plana alınarak, göz önüne alınarak yapılıyormuş. Mesela derler ki dolunay bittikten sonra bir şey sonlandırmak istiyorsan bu dönemleri kullan derler. Çünkü ne yapar? Dolunay olur. Tam ışığını gösterir ve ışık kendini yavaş yavaş yeni aya doğru yola çıkar ve ışığı yavaş yavaş azalır. Öyle değil mi? Bir şeylere başlayacağınız zaman, özellikle ekim, dikim, işte bir şey ekecekseniz, bir şey, yeni bir şey yapacaksanız yeni aydan sonra 6. gün alınır. Yeni ay 0 sayılır. Yeni aydan sonra 6 gün sayarlar. Bir şey ekeceksen bahçene, yani göksel konumu, göksel ayı hep bunları takip ederekten yaparlarmış. Tabii ki hayvanlara da etkisi vardır. İnsanlara da etkisi olduğu gibi ülkelere de etkisi vardır. Olaylara etkisi vardır. Yaşanan dünya üzerindeki her şeye etkisi vardır. Çok abartmamak gerekiyor bunu lütfen. Tamam lütfen, yani abartmadan. Yani ben şeyde değilim. Sürekli harita elinde, aman ay bilmem neye geçti. Şunu biliyorum. Yani şunu takip ediyorum. Ayı takip etsinler. Günlük ay pozisyonları gerçekten, çünkü insanın ruhunun değişkenliğini ortaya koyuyor. Mesela ben en güzel örneğini vereyim size. Ay yaydayken benim ayım yay. Ben 5 dakika durmuyorum. 5 dakika. Ay koçtayken de aynı şekilde. Biraz sakarlık yaratıyor üzerimde. Mesela ay boğadayken ne yapıyor biliyor musunuz? Çok enteresandır. Bunları takip ediyorum yani ben de. Çok tatlı yiyorum. Enteresan. Acayip çikolata yiyorum. Çünkü boğa, tatlı, Venüs, yemek bununla alakalıdır. Hepsi birbiriyle bağlantılı. İçgüdüsel olarak oraya ittiriyor seni. Aman yarabbim. Bir çikolata furyası alıyoruz böyle. 2 günde 0 diyorum ki rejime gireceğim. Rejime gireceğim. Yapma. Yok maşallahınız var. Hiç o konuda bence ihtiyacınız yok. Şimdi şanslı günümüz ne?
Güneşten dolayı Sunday, yani bugün pazar günümüz. Şanslıdır. Pazar günü çekiyoruz. Yani şanslı günü derken şöyle diyeyim. Şanslı gün demeyelim. Bu burcun günü ne diyelim. Sonuçta şanslı olmayabilir. Göksel olarak baktığımızda en şanslı günler biliyorsunuz ki Venüs günü ve Jüpiter günü. Onlar da Perşembe ve Cuma günleri. Hani deriz ya zaten hayırlı bereketli. Hayırlı işte hayırlı cumalar. Günü. Perşembe geceleri çok önemli diye. Aslında ben şeye bakıyorum. Siz dediniz ya çağırıyorsunuz, olumluyorsunuz. İşte güzel şeyler düşünün. Birbiriyle Perşembe günleri, Perşembe geceleri insanların bir furyayla birbirlerine ertesi günde hayırlı cumalar, hayırlı cumalar, güzel günler dedikleri, bunun bile altında bu bir etki yattığını düşünüyorum. Bu tarz bilgiler var, bu tarz şeyler var. Bunların hepsi geçmişteki yaşanılanların, bilgilerin aslında altta yatmasından kaynaklanıyor. Tüm kutlamalar, birbirimize gönderdiğimiz kutlama mesajları olumlama, pozitif enerjinin çağrılması, güzelliklerin, İşte onu nasıl çağırdığınız önemli. Evet. Bir araba aldığında Allah kaza bela vermesin dediğin zaman çok olumlu gelmiyor bana açıkçası. Hmm. Çünkü kazayı belayı istemeden çağırmış oluyorsunuz. Bakın orada aslında bir korku var altında. Allah kaza bela vermesin aman. Korktuğun şeyi bir yaşayacaksın arkadaşım. Aslan burcunun karşıt burcu nedir? Kova. Ama kovalarla ilgili ne kadar güzel, o kovalar programımızı izleyin sayın seyirciler, o da kanalımızda. Ne kadar güzel ve olumlu şeyler de söylediniz. Nasıl karşıt burç oluyorlar? Aslanlar için de güzel şeyler söyledik ama böyle tam zıt. Şimdi o zaman şöyle bir şey aslan var. Burcuyla aslan burcuyla kova burcu bir araya geldiğinde neler oluşur? Biri ben der, biri biz der. Ben toplum için savaşacağım der, toplum benim için savaşsın der. Yani tam zıttırlar. O yüzden karşıt burçlardır. En güzeli nedir? Ortada buluşmaktır, dengeyi bulmaktır. Yani o zaman bir aslan burcu ile kova burcu bir araya geldiğinde sıkıntı oluşabilir ihtimaller dahilinde tabii ama... Olabilir. Özellikle ay burçlarında ve merkürlerinde problem varsa, mesela bir merkür aslan benimle konuştuğu zaman ben tabiri caizse gömme ihtimalim olabilir. Ama ne yapıyorum? Geri çekiliyorum. Orada hitap ve birbirini anlama algı farklı olacak. Birinde ben olacak, diğerinde biz olacak. Birinde sadece benim sahnem olacak. Öbürü diyecek ki hayır, toplum için bir şeyler yapalım olacak. Orada bir çatışma yaşanabilir. Evet, ama anladım. Tabii ki biz bu çatışmaları yenmek için buradayız. Ortada buluşmak lazımdır. Her zaman aslan olgusu eğer ki bir zarar görüyorsa orta tarafa doğru gitmek zorundadır. Karşı tarafa doğru. Yani gölgesini... Benim mesela gölge tarafım kovadır. Öyle mi? Bende mesela su ve hava çok fazla... Yani çok az da değildir ama çok şey değildir. Düzümdür ben. Hani ateş çok yüksek bende. Mesela benim eşim de benim tam tersim. Onda da hava ve su çok yüksek olduğu için çok güzel bir denge yaratıyoruz. Ve adam kova burcu. Madem ateş elementi var, ateş demek, yanmak demek, o zaman her bu programımızda geldiğimiz nokta. Aslan burcu, ateş, yanmak. Kapatın programı, kapatın. Tamam. Hayır ya. Nedir? Aşk durumları ne aslan burçlarının? Aslan burcuyla diğer burçların arasındaki ilişkiler nasıl? İlla aralarını yapacaksınız birilerinin, yapacağız, değil mi? İkizler burcu olmanın güzelliği bu, değil mi? İlla aralarını derler ya. Ha, cennet, dikkat edin. Cennet cehennem burada. Yanmıyor. Ay, her yanmıyor. Şey burada yanmayalım. Vallahi şöyle söyleyeyim. Yani karakteristik özelliğine bakarsanız bu arkadaşların ne olmak isterler? Kral ya da kraliçe olmak isterler. Egolarının okşanmasını isterler. Bu tarz bir ilişki isteyecekler. Tabii burada ilişki bazında baktığımızda da kadınlarda neye bakacağız? Mars'a bakacağız. Nasıl bir erkek istiyor? Erkeklerde de Venüs'e bakacağız. Nasıl bir kadın istiyor? Ay'a bakacağız işte birazcık da. Nasıl bir ruhsal olarak neyi tamamladığını gösterecek bize. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani aslanlar sabitlerdir. Yeri geldiğinde inatçılardır. İşte aldıkları etki dediğim gibi etkiye göre pozitif yanları da vardır. Aydınlatan bir tarafları vardır. Işıldayan bir tarafları vardır. Pof poflanmayı severler. Alkışlanmayı severler. Sahneyi severler.
Evde bile bir altındadırlar. Işıkları severler, ışıkların insanları. Yani onların bu egosunu okşayacak. Onları sahnede benim ışığımsın, güneşimsin diyecek. Hani dediğim gibi çok fazla konuşma taraftarı değilim. Siz her programda söyleyip beni zorluyorsunuz ama ben gene de dediğim gibi orada haritanın bütünü birleşmede çok önemlidir. Bazen zıttına gitmen gerekir ki sendeki eksikliği tamamlasın. Bazen yani işte, de sana hayran kitlesi gibi davranan bir sevgiliye ihtiyaç duyarsın. Öyle yani söyleyeyim. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir kova burcu, bir aslan burcuyla karşılaştığında bilsin ki aslında sıkıntı yaşayabilir bu ilişkide. O da evliliğe gidecek olan bir şeyse, ilişkiye dönük daha iki kere düşünsün, hatta üç kere düşünsün. Orada bir çatışmalardan dolayı, karşıt burç olmalarından kaynaklı sorunlar çıkabilir diyorsunuz. Çok güzel özetlediniz. Olabilir. Evet. Olabilir. Fakat ama o dediğim zaman... gibi tekrardan burada bir genel anlamda haritaya bakmak gerekir. Gerekir. Bu önemlidir. Peki, o zaman diyelim bir karşıt burcu kovaysa en iyi anlaşabildiği burç ne, hangisi? Güzel bir soru bu. Aslanlar kiminle iyi anlaşır? Muhtemelen bütünü kabul ettiği için balık diyebilirim. Ama balık da çok duygusaldır. Aslanın için. Bu egosu, kabullenmek. Hemen karşısındakinin bu özelliklerini kabul. Köle gibi mi yaşayacaklar? Hizmet ettiği için belki Başak diyebiliriz. Hizmet eder. Başak. Ama dediğim gibi bütün olarak neyi göstereceğine karar veremeyiz. Bütünü görmeden bir şey diyemeyiz. Bakarsınız bir aslan burcu, güneşi aslan burcu olan biri, güneşi kova burcu olan biriyle evlenmiş. Çok da mutlular. Aslan burcuyla mutlu olur mu? Ne büyük bir çatışma. Şimdi orada bir ego çatışması yaşanabilir. Evet. Ben tavsiye etmem, yapmayın. Sıkıntı olabilir. Lider. Çünkü diyecek benim sahnem o diyecek. Evet. Birbirlerine yaratıcı taraflarını çıkartmak için şans da verebilir. Çünkü her harita kendine özeldir. Her aslan aynı olacak diye bir şey değildir Ayhan Beyciğim. Orada gezegenlerin konumu, uçların durumu, element durumu, nitelik durumu. Orada diğer aslanın ne eksiği varsa belki öbür aslan bunu tamamlamaya gelmiştir. Ya da dediğim gibi olabilir. Bir kova aslan, oradaki aslana belki o kova toplum içinde yararlı olmayı, aslında bu egoyu biraz da toplum için kullanman gerektiğini göstermek için oradadır belki. Olabilir. Enteresandır bu işler. Mesela ben bir ikizler olarak ikizler burçlarıyla çok iyi anlaşıyorum. Acaba bir ikizlerle... Siz herkesle iyi anlaşırsınız. Evet. Yo, anlaşıyorum. Kova burçları da benim iyi anlaştığım... Oğlaklar da iyi anlaştım tabii, sizden örnek olarak şey yapıyorum ama sizin de bir kısmınız kova, değil mi? Öyle söylüyorsunuz. Benim bir kısmım kova, benim geçmiş 7-9 hayatım ikizler. O yüzden iyi anlaşıyoruz sizinle. Olabilir. Sayın seyirciler, şimdi önemli soruya geldim. Her programda sorduğum soruya geldim. Sevtap Hanım, aslan burcu olan ünlüler kimler? Sibel Can doğmuş. Orhan Gencebay doğmuş. Meryem Üzerli doğmuş bu hani. Hürrem Sultan. Tabiri caizse millet öyle daha iyi biliyor. Mesela Madonna, Jennifer Lopez, Sandra Bullock. Bunların dikkat ederseniz dış görünüş yapıları Orhan Gencebay'ın da böyle şeydir. Burası böyle alnı geniş, saçlar böyle belirgin. Jennifer Lopez'de de öyle. Böyle bir saç furyası. Sandra Bullock da aynı şekilde. Napolyon'un saçlarını bilmiyorum ama. Napolyon pek ufak tefek onun, ama tabii yaptıkları liderliğinden gidiyor iş. Ya. Hepsi görünüşten gitmiyor. Liderlikleri, sahneyi nasıl kullandıkları, sahnede ne kadar başarılı oldukları, sanatlarını nasıl icra ettikleri. Mesela Sibel Can sanata ne kadar, yaptığı işe ne kadar hakim, sahneye ne kadar hakim. Meryem Üzerli mesela o kadar Almanya'dan gelmiş, Türkçeyi bile kıt kanaat konuşabilirken Türkiye'de olay yaratmış bir dizinin baş kahramanı olmuştu yani. Evet. Anlatabiliyor muyum? Hem oynadığı karakter açısından hem de yapmış olduğu oyunculuk performansı ben çok beğenmiştim. Gerçekten çok beğenmiştim orada. Yani tüm güzel bir... da yayınlandığında herkesi etkisi altına alan bir sanatçı, aktris. Aynen. Dolayısıyla aynen. Aslan Burcu'nun şu ana kadar saymış olduğumuz özelliklerini karşılayan bir isim. Aynen. Madonna derseniz mı? Yine aynı Madonna. Şekilde. Madonna derseniz yine aynı şekilde. Sahne performansı, sahnesi, kendisini ne kadar yüce görmesi.
bazı şeylere baş kaldırması. Gerçi tabii bütün haritanın geneline baktığınızda farklı etkiler de var ama bunları da yaşıyoruz. Mesela Whitney Houston. Whitney Houston. Çok severdim tabii. Onun da sahnesi, sesi. Gerçi onların tabii bu olaya gelmesindeki başka etkiler de var haritalarında. Hangi burçları işleyeceğiz önümüzdeki programda? Başak, Başak Burcu'nu işleyeceğiz. Başaklara geldik, evet. Evet, Başaklara nedir? Geldik. Gene Merkür tarafından, Merkür tarafından yönetilen bir burçtur. Analitik düşünmeleriyle ün yapmış, sistemin doğrucu davutları diyebileceğim. Yani sistemdeki yanlışı düzeltmeye meyilli kişilerle alakalıdır. Eleştiriyle alakalıdır. Eleştirel yapıları vardır. Duyguyla değil, daha çok zihinle hareket eden bir yapıdır Başak Burcu. Hizmetle alakalıdır, hizmet etmekle alakalıdır, hizmet sektörüyle alakalıdır. Bunlarla ilgili güzel güzel sohbetlerimizi yapacağız inşallah. Bir dahaki programımızda sevgili Başaklarla, kölelikle de alakalıdır Başak bu arada, onu da söyleyeyim. Öyle mi? Ne anlamda kölelik? Kölelik işte hizmet etme, sürekli hizmet, aşırı hizmet. Aşırı hizmetin sonu nedir? Köleliktir yani, kendine değil başkalarına hizmet etmekle alakalıdır. Topluma hizmet edeyim, çocuklara hizmet edeyim, yaşlılara hizmet edeyim. Bulunduğu yer ve konuma göre durumu değişir. Gerçekten bir şeyi öğrenmek istiyorsanız, bir şeyle ilgili yorumu almak istiyorsanız en iyi yorumu, kendiyle ilgili değilse tabii ki, Başak Burçları yapar. Çok objektiflerdir. Bir sorunumuz, derdimiz varken çok iyi arkadaş olabilen Başak Burçları ilgili size... Yani kendilerinin içinde olmadığı bir konuyla ilgili. Çünkü kendileri içinde olduğu zaman bazen farklı olabilirler. O yüzden Başak Burçları ile ilgili deneyimimiz çok fazla olduğu için şey vardır. Yani gerçekten çok objektif, orada duygu yoktur. Duyguyu hiçbir zaman o düşünceye katmazlar. Ve çok objektif olarak olayı sana analiz eder. Çok güzel analiz eder. Bir şeyi analiz ettirmek istiyorsanız mutlaka bir Başak Burcu'na, özellikle Merkür Başak olan, Güneş'i Başak olan kişilerle İşte bütün bunları sevgili seyirciler, önümüzdeki programda sevgili Sevtap Dalloway ile birlikte konuşacağız sevgili Başak Burçlarını. Onların tarihlerini de söyleyeyim, sonra programımızı sizin sözlerinizle bitirelim Sevtap Hanımcığım. Sevgili Başak Burçlarımızın tarihleri 23 Ağustos, 23 Eylül arası doğan arkadaşlarımız, dostlarımız. Bunlar harika. Başak Burçları. İnşallah kendileriyle ilgili de çok güzel program yapacağız. Yapacağız. Sevgili aslanlar, doğum gününüz kutlu olsun. Hepiniz iyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Siz olmasanız kim aydınlatacak bizi, öyle değil mi? Güzel aslanlar, sanatla ilgili kim bizi, sahneyle ilgili, liderlikle ilgili, cömertlikleriyle ilgili kim besleyecek bizi? Sevtap Hanım her zamanki gibi bütün burçlara yapmış olduğu pozitif, güzel sözleriyle bu programı da aslan burçlarının güzel özellikleriyle kapattım. Güzellikleriyle kapatıyoruz. Biz de kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü kendisinden çok faydalanıyoruz. Düşüncelerinden, bilgilerinden şu önemli bilgiler bizimle paylaşıyor. Sevgiyle kalın. Kendinize dikkat edin lütfen. Zor bir aydayız. Ama hayatta kalmak güzel. Hayatı yaşamak güzel. Her zorluğa karşı. Ateşin ve pozitifliğin burcu aslan burçlarının, güneşle sanatın burcu aslan burçlarının incelendiği, biz de pozitiflikten giriyorum ki programımızı da pozitif bitirelim, güzel düşünelim. Sağlıklı, umutlu, güzel günlerde, güzel yarınlarda tekrar birlikte olmak üzere bir sonraki programımızda. Hepinize İstanbul'dan İngiltere'ye ve tüm bizi izleyenlere selam, sevgi ve sağlık diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Hayatınızda güneş gibi olduk. Parlayın. Evet. Çok sağ olun Sevtap Hanımcığım. Hoşçakalın. Rica ederim. Öpüyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.